Herkese merhaba TV4 ekranlarından ben Serdar Gökalp. Serdar Yolda programıyla Bursa'ya kadar yollana yollana geldik. Birazcık yağmur çamur fırtına arabamızı aslında hani halk arasındaki tabirle böyle cilli gibi yapmıştık ama arabanın dışı birazcık kirlendi. Çok böyle dağ yollarından orman yollarından geldik. Nereye geldik diye merak eden varsa Bursa Keles'e bağlı Gelemiç köyüne geldik sevgili arkadaşlar. Gelemiç köyünde bakalım bizleri neler bekliyor? Burada neler yapabileceğiz? Burada kimlerle muhabbet edebileceğiz? Köye girdiğimiz zaman hepsini sizlere göstermeye çalışacağız. Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. Selamünaleyküm cümleten. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Serdar ben. Şu sandalye boş mu? Boş. Boş mu? Boş. Şöyle otursam? Tabii, buyurun. Tamam. Kahveci bir çay daha getir ben. Köyün şöyle bir güzelliği var. Anladığım kadarıyla hem orman köyü hem vadi köyü. Evet. İkisini bir arada bulmak, bir de yumuşak iklimde birazcık bulmak. Yani Türkiye'nin her yerini gezen hakim bir adam olarak birazcık zor. Abi hoş geldin. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne haber? İyi abi. Çay odun ateşinde mi? Evet abi. Bak anlarım tadından. Bir dakika. Aslansın be. Allah Allah. Afiyet olsun abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Köy bugün birazcık hareketli galiba. Evet. Yani genelde her zaman hareketli bizim köy. Ya hafta içi mi daha çok böyle kalabalık var, hareket var, hafta sonu mu var acaba? İş günü olmadığı zamanlar daha çok hareketli oluyor. İş günü millet olmadığı zaman. İşe gitmediği zaman köyümüz çalışkan bir köydür, çalışır. Bizden ötede daha köy var mı? Gelemiş'ten sonra daha köy var mı? Var. Var. Daha yüksekte de var. Bizim köyümüzde şöyle bir şey var. Diğer köylerde bu yok. Bizde 300 rakımı düşün, bir de 1700 rakımını düşün. Ama diğer köyler 1500-1700 rakım üzerinde. He. Tamamen daha yüksek yani. Yani aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya. Evet. Bizde öyle. Alçak noktalarda var, yüksek noktalarda evet. Var. Evet. Bizde kar düşmeyen nokta var. Bir de kar Temmuz ayından sonra kalkan bir dağ dediğimiz kısım var. Ben buraya gelmeden önce radyo programında dedim ki Keles'e gideceğim dedim, Gelemiş köyüne gideceğim dedim. Bana dediler ki Kiraz'ın başkentine gideceksin. Evet. Türkiye'de her yerde her şey meşhur ama Gelemiş'in mesela Kiraz'ının meşhur olmasının bir sebebi var mı? Var. Nedir? Bunun hikayesi bu, var mı? Sahil köylerden sonra oluyor. 15 gün. Mesela burada Kiraz, şimdi burada rakımda, bu rakımda olan Kiraz 10 liraysa orada Kiraz 20 lira, 15 lira, 20 liraya çıkıyor. Ne kadar yukarı çıkarsa fiyat da o kadar gidiyor. Yukarı çıkarsa fiyat yani. Sonraya kalıyor, şey tutuyor yani. Ama galiba sizin köyünüzde bir de şöyle bir olay var. Yani yukarıdan aşağıya olmuş olduğu için her yükseklikte farklı ürün yetiştirebiliyorsunuz, evet, değil mi? Evet. Şimdi rakım mesela benim kendi şahsıma 300-400 metre şeyden rakımdan başlıyor. 1300 rakımdaki sonra oluyor. Tarla kaç dönüm tarla onu söyle. Tarla mı? Tarla evet. Çok. Benim şey geniş. Kendine ait kaç dönüm tarlan var bu köyde? Bu köyde mi? Evet. İbrahim abiye şöyle soralım. Bu sene kaç ton kiraz sattın? Bu sene 28 ton kiraz verdim. Sandalyeyi oraya alayım ben senin yanına. O zaman ben 28 ton. 28 ton. Vay be. Şimdi tek bir kişiden sen evet. 28 ton. Evet. Ama şey geniş. Tarla geniş. Yok. Hayli geniş. Öyle olmasa olmaz bizim iş. Bizim o çocuklar Bursa'ya gitmediler. Köyde kendi arazimizde kendimiz burada çalışıyorlar. Dört tane olan var. Mesela dördü de burada çocuklarım benim. Olarak yetti. Yok. Evet. Peki İbrahim abiye bir de şunu soralım. En son verdiğin kirazın kilosu kaç paraydı? 25 lira yazmış. 25 lira? Ha, evet. Azaldıydı. Evet. Son postaları bir posta, iki posta 25'e yazmış. O zaman ekran başında seyredenlere de söylüyoruz. Kiraz alacağımız zaman geleceğimiz yer Bursa, Keles'te Gelemiş köyü. Evet. Hangi mevsimlerde çıkıyor kiraz? Şimdi Mayıs'ta başla, Ağustos ayına kadar kiraz var bu köyde, dalında.
Bu başka bir yerde yok herhalde değil mi? Yok yani diğer burada köylerimizde yani, Bursa'da yok. Bursa'da da yok yani. Yok. Adamın bir bahçesi var dağda bir rakımda. Evet. Bir seferde olup geçiyor. Şimdi bizim öne değil. Bizim neden öne değil? Rakım aşağıdan başlıyor. Gademaga orayı topluyorum beri geliyor oradan ileri doğru gademe gademe ta dağa dayanıyor. İbrahim abi köyün toprak ağası gibiymişsin yemin ediyorum. Şimdi bak. Toprak şimdi bundadır. Kelet kazasında hemen hemen kazada kiraz durumunda rekor kurmuşum ben. Ey maşallah. 350 milyon Allah. Para aldırttı. Onu da arabaya. Ne kadar parayı da söyledi. Ne kadar? Para 350. Ne yaptın paralarını parayı, yaptın? Araba söyle. Bir tane araba çocuklar dediler. Bir araba al dedi. Arabayı değiştireyim. Bu dediler. Evet. Bir arabaya 350 milyon verdik çektik geldik. Şimdi köyümüzün bir özelliği de bu şeyden çıktı. Ben size bir soru sormak istiyorum. Antep fıstığını nerede görebilirsiniz? Adı üzerinde Antep ve civarı o bölgelerde yapılır. O bölgelerde olur. Bir de Antep fıstığına benzer ama lezzeti tamamen farklı olan bir de Siirt fıstığı vardır aslında. Siirt'in kabuklu fıstığı evet, vardır. Evet, evet. Ama Antep fıstığı o coğrafyalarda daha çok olur. Şimdi, niye sordunuz abi? Ben bunu niye sordum size? Gelemiç köyünde zeytinle Antep fıstığı yetişiyor. Antep ve fıstığı. İbrahim abiye soralım. Bu sene ne kadar Antep fıstığı? Kirazda kalmadı şimdi. Komşulara nazaran yine fazla İbrahim abiden. İbrahim abi piyasayı sen belirliyorsun herhalde. Hemen hemen öyle ya. Piyasa bir hemen biz hemen. Biz televizyonlarda görmedik seni ilk defa biz. Televizyonlarda sen göredin de neden görmedin? Görmen lazım. Antep fıstığı bende 3-4 ton, 3 ton bir kere kapasite vardı. 1000 kök, 1500 kök vardır yani. Bunları aşağı. Anlattığın ses tonunu anladığım kadarıyla değil. Bu sene bir tek sende olmuş herhalde değil mi Antep fıstığı? Oldu. İşte öyle bir de bir arkadaşıma onda oldu. Başkasında fazla yok. Kim yani, o arkadaş? Burada değil herhalde. Rakip mi abi onu? Rakip evet, misiniz? Bize yakın sınır. Sınır da. Akrabası amca oldu. Dayımım oldu. O, hanginize daha fazla çıktı? Ben de çok çıkar tabii ya. Onda çıkacak değil ya. Asker fazla. Asker fazla. Şimdi kaç kişiyle çalışıyor? Şimdi diye şöyle soralım. Bir şey bak. Benim ev baba bak 20 nüfusa bakıyor diye. Evde. Tabii. 20 nüfus. 20 nüfus. Maşallah tabii. Kim kimsiniz İbrahim abi evde? 20 nüfus. 4 tane olan 4 de gelin çocuklar torunlar hepsi büyüdüler. Duyan geliyor diyorsun yani. Işığı gören geliyor. Zaten şey yani gitmeyin de çocuklar buradalar. Anladım. Dışarıdan hiç mesela Bursalı olmayan, yok. Buralı olmayan. Yok, var. Dışarıdan gelen var mı? Var. Var. 2-3 tane. 2-3 tane. Doğrudan yer almışlar, ev yapmışlar. Bizim haberimiz olmadan şimdi tapu var ya. Aslında. İnternetten vatandaş satılık gelinin boyu reklam. Siz de gelince görüyorsunuz değil mi? Tabii gelince görüyoruz. Bizim mahallemiz var. Bak. Köye 12 kilometre uzaklıkta. Evet. Gelemiç köyünün asıl gelir kaynağı orası. Pelitören mahallesi. Evet. Burada 80'in üzerinde hane duruyor. Bir yılın 8-9 ayı orada ikamet ediyorlar. Bizim asıl kiraz bahçelerimiz de bu bölgede. Buralı olan birkaç dinleyicim bana yazdı. İnternetten de yazdılar. Ya dediler ki işte bizim köy örfüne, adetine, geleneğine hala sahip çıkar. Zaten köyümüzden çok fazla dışarıya giden de yok. Bizim köyün cezalı oyunları çok meşhurdu dediler. Evet. Bu yani toplanıp bir yerde oynadığınız oyunlar ve birbirinize verdiğiniz cezalar varmış. Bunlar nasıl oyunlar? Nasıl cezalar bunlar? Mesela senin suçun bu demeyiz. Sen cezalısın demeyiz. Ama gelemicin özelliğidir. Oyun içinde bunu sana yansıtırız. Sen de bunu anlarsın. Yani böyle oyunlarımız var. Sanırım size bunlardan bahsettiler. Ama bir de şu tesadüftür. Siz mesela bunun için hazırlık yapılması lazım. Şu yapılması, bu yapılması lazım. Bizim bir eğlencemiz var bugün. Eğer bugün kalırsanız mi? Biraz zamanınız tabii, varsa tabii, seve, seve. Biz size bu şey oyunlarımızdan 1-2 olur, 3-4 olur. Gösteririz. Bu oyunda niçin oynadığımızı da anlatırız. Cezayı görmüş ben yemeyeceksem olur. Seve seve. Yok şimdi bana da denk geliyor. Değil, tamam, peki. Ceza değil. Şöyle olur. Size de hatıra kalacak bir şey yapmış oluruz. Ben çok mutlu olurum. Ben yani, çok sevinirim. Ömür boyu da bir anı olmuş olur sizin için. Size de böyle bir ikramda bulunuruz. Çok güzel. Peki şey mi hazır mı şu an o atmosfer hazır mı hazırlanacak mı ne olacak? Yok o zaten kendiliğinden şimdi gidelim biz bizim bu cemiyet şeyimize.
Biz burada... Ha, burada yapmıyoruz yani, yok, değil mi? Yok, gideceğimiz yer. Ayrı bir konağımız var. Orada abilerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hep beraber. Orada görürsünüz oyunlarımızı. Beni şimdi çok heveslendirdiniz. Hemen gidebiliyor muyuz şu an? Hemen. Gideriz. Ciddi misin? Gideriz. Kapatalım bu şeyimizi. İkinci çayı bile işte orada içeceğiz. Eğer isterse orada da içebiliriz. Var mı orada çayı? Var var. Tamam, orada o zaman da çayımız tamam. Var. Zaman ayırın. Biz size örf adetlerimizden kalan oyunlarımızı sunalım. Estağfurullah. Zamandan yana kısıtlama yok. O zaman şöyle o zaman yapalım. O zaman ben sizi davet edeyim. Tamam. Buyurun. Ekran başındakilere de söyleyelim. Gelemiş köyündeyiz. Sağ olsunlar. Karşıladılar bizi. Bizim şansımıza bugün zaten kendilerinin hazırlamış oldukları oyunlar varmış. Bizi o oyunlara davet ettiler. Bu oyunlarda başıma ne gelecek hiç bilmiyorum. Şimdi hep beraber göreceğiz. Hazırlanmış ekip. Vallahi çok teşekkür ederiz ya. Bizim için çağırmışsınız bir de. Evet, evet. Ev sahibi olarak önden buyurun. buyurun. Ev sahibi olarak buyurun abi. Şimdi bu ekip Gelemiç Köyü'nün kendi insanının yetiştirdiği ekip. Bu işi evet. Başka yapan arkadaşlarımız var mı? Var ama köyde olan arkadaşlar da bunlardı. Ama şunu söyleyeyim, şu gördüğümüz dönbek ama ne dönbek? Kel dönbelek diyoruz ona. Kel dönbelek. Her yerde, evet. Bir de oyunumuzu görelim. Folklor diyorlar ama ben folklor dedikleri zaman çok şeyler içine giriyor. Halk oyunu diyeceğim. Yani bizim oyunumuz. Peki yüksek oyunumuzu görelim. Büyük oyun. Evet. Az önce de söylediğim gibi bir an bana deneteceksiniz diye ödüm koptu. Resmen koreografi var. Yani hareketler birebir aynı. Yani birinin yaptığını diğeri yapıyor, aynısını yapıyor filan. Hiç birbirinden bağımsız değil. Birazcık ekip oyunu gibi bu. Bu ekip oyunu. Yani tabiri caizse içinizden birisi sapıtsa bu oyun olmaz. Olmaz. bu oyun yanlış olmaz. Yanlış oldu mu ötekinde sapıttır yani. Evet. Zurnanın çıkışları var. Oyuncu da ona göre. Çıkış yapıyor. O bağırma zurnayla uyumlu. Mesela herkes aynı anda bağırıyor ya. Yani aynı anda bağırıyor. Evet. O bir işaret. Zurnadan işaret tamam. Alıyoruz. Zurna veriyor deseni. İşareti tamam. O veriyor. Zurna verirse, tamam. O deseni verirse bağırma oluyor. Tamam zurna oradan yani oradan basmış olduğu sesle burada bağırılması gerekiyor. Burada bağırma tamam. Geliyor. Tamam. Neşeye şey gelince bağırma oluyor yani. Ritme oyuncu. evet. Ama bir şey söyleyeceğim İbrahim abi yani evet. Sesi en gür çıkanlardan bir tanesin. Zannediyorum kiraz parasından bu. ya gönlümüz öyle. Arabayı da değiştirmişsin. Arabayı değiştirdik tabii ya. İyi peki. Davul ve zurna sesini duyduğumuz için geldik buraya. Çok merak etmiş olduğum sizin geleneksel oyunlarınız var. Eğer ki zahmet peki. Vermeyeceksek bizi bu kadar misafir ettiniz. Bir de bu oyunlarda bir görmek isteriz sizi. Peki. O zaman buyurun diyelim. Gidelim. Olur. Orada da oyunlarımızı... Bakayım beğenir misiniz? Peki ben sizi takip edeyim peki. O zaman buyurun. Buyurun. Ağzınıza aynen. Sağlık, hep emeğinize beraber. Sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Sizler de gelin. Buyurun. Buyurun.
aşamasına nihayet geldik. Ama yani bu yerdekileri görünce geldik, iyi mi yaptık, gelir gelmez kaçmalı mıydık? Ya hala burada oturmakla yani bir suç işliyor muyuz, bir kabahatimiz var mı bilmiyorum ama enteresan bir oyun. Başa gelen çekilir abi. Hadi İlla benimle mi başlayacağız? Buyurun oyna, bizden başlayacaklar. Peki, tamam. Biz diyorum bayağı yorulduk, biraz da yaşlıyım ben. Yatalım, biz dinlenelim. Arkadaşlar da çekime devam ederler. Ben hiç yorgun değilim. Ben yatmasam olmaz mı? Yatalım biz yine de. Peki. Dinlenmiş oluruz. Peki abi. Bu tarafa mı dönüyoruz? Vallahi orayı kontrolde tutarsan... Benim de yatasım varmış. Hiç itiraz etmedim yalnız değil mi? Eyvallah abi, sağ olun. Teşekkür ederim. Sabah kaldırın beni. Kafaya göze vururlar mı abi? Arkadaşlar bak, acıtacak şekilde canımızı yapmayın ha. Kalkıyor muyuz, ne yapıyoruz? Ahmet sen vurdun. Ben vurdum. Ahmet ben gördüm seni. Tam yatmamıştım, gördüm sen vurdun. Ha, itiraz edebiliyor. Ahmet bırak bu işleri, sen vurdun Ahmet. Şimdi, muhtarım kim vurdu? Ahmet diyor. O zaman yapıyorum. Ben söylüyorum. Ha tam bir şey, bir hakkımız. Anladım peki. Tamam. Peki. Bunu örtmesek bu zaten darbeye falan emmiyor ya. Direkt girişin bize. Kafaya. Ha, kafaya mı vuruluyor? Kafaya. Ha, oraya da vuruyorlar. Evet. Yani dört tane adama karşı arkam dönük. Ahmet yine sen. Abi yapmaya bak. Abi gözünü seveyim ben tahmin. Hep dayağı ben yiyorum. Ben tahmin edeyim ne olur. Peki. Ben Ahmet diyorum. Sen... Abi adınız ne? Arif abi vurdu. Acaba? Bence. Kesin, net. Gel buraya Arif'in yerine. Kim vurduğunu göstereceğim. Gel Arif'in yerine. Şimdi yalan itiraz edersin. Gel yerine. Yok yok, estağfurullah. Sen... Lütfen bak. Lütfen. Abi yine dayağı ben yerim. Bak hayır, ne olur gelmeyin. Hayır, yemeyeceksin. Gel Arif'in yerine. Gel derken. Arif'in yerine gel bak. Geldim. Geldi. Oturdum. Arif de vurmadı mı? Bak göreceksin. Ben şimdi vuruyor mu? Kime vuracağım ben? Arif öbür tarafa dön, kontrol et. Şimdi... Ama. Hanginiz vuruyor? İyi bakın, bakın. Kim vurdu? Şimdi Serdar Bey'e soralım dedim. Kim vuruyor? Serdar Bey kim vurdu? Yani bunu... Söyleyebilirsin. Söyleyebilir miyim? Evet. Rıdvan abi vurdu. Demek ki oyunumuzda yılan beslemişiz demek ki. Yanına odun koymuş, ben de görmedim. Bak orada, orada bundan var bir tane. Sana da ben vurdum. Ama oyun hep böyle uzunca... Ya madem böyle bir şey, yatırmadan döveydiniz. Anladın mı yani? Şimdi dedik ya hani düşmanı uzakta arama, taş uzaktan gelmez gibi atasözlerinin birinin doğruluğu. Düşmanlardan biliyoruz başımıza geleni ama yanı başındaki dostun, arkadaşım dediğin kişi seni kurşunluyor da, vuruyor da, dövüyor da. Vay, olaya bak, sosyal olayın mesaj anlamı var ya. Bu. Sosyal mesaj var ya. Yani koynumda yılan beslemişimin bir farklı şey. Evet. Oyunumuz böyle uzar gider ve kimin vurduğunu da bilmek zorlanıyor. Ben bunu bizim oraya da taşıyacağım. Böyle ben, sinir olduğumuz, yapamadığımız, bir şey diyemediğimiz birisi varsa böyle alıp sabaha kadar dövelim yan taraftan. Kesinlikle. Bu oyunumuz böyle. Bundan sonra... Daha yiyeceğimiz dayak var yani başka. Hayır. Bundan sonra da bir tane arkadaşın fotoğrafını çekelim. Fotoğraf. Bakın yani böyle değil, şey değil, fotoğraf çekilecek. Bu da Gelemiç hatırası olarak abi, birinizi. Rıdvan abiyle şu anda böyle duruyor olmamızın sebebi ikinci oyun. Başıma ne geleceğiyle alakalı en ufak bir fikrim yok. Sadece Rıdvan abi sarıl bana, ikinci oyunu bekle dedi. Rıdvan abiye sarıldım, ikinci oyunu bekliyorum. Abi başıma ne gelecek? Bakın çok güzel Gelemiç hatırası olarak bir fotoğraf çekeceğiz. Belki siyah beyaz çıkacak ama duvarına asabileceğim bir anı olacak. Yalnız çok dik durmamız gerekiyor. Bir pozumuz var, yanarsa... ikrar başa almak durumunda kalırız. Biz dik durursak Mustafa kardeşim siyah beyaz bize bir fotoğraf hediye edecek. Peki Mustafa abi. Peki. 3 2 1 çek.
Düşmem. Düşmem, düşmem. Seni ben tuttum abi. Düşmem. Yok. Ben eski sporcuyum da onun için çekemediler. Çekemediler, onun için çekemediler yani. Neyse. Onun için çekemediler. Bu muydu? Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi sarıldık, sen tuttun. Oradan bir şey herhalde dedim 15-20 kişi birdenbire girişecek bana. Ama yani öyle bir şey olmadı. Yok. Tutmayıp oradan daha sert şey mikrofon var diye yere kapatmadık. Anladım. Yani kesin, yani burada önemli olan yere... ben değil, mikrofon kırılır diye yapmadınız yani, değil mi abi? Ben hem öyle hem de canımızı acıtabilirdi. Anladım. O neyse, en azından yere... fayans kırılır diye de diyebilirdin abi. He. Vallahi çok teşekkür. Tadı damağımda kaldı. Bir daha her geldiğimde daha kalınıyla bekliyorum hatta. Daha güçlü, kuvvetli. Yani ben gelmeden önce çok gençlere ekmek yedir, daha iyi vursunlar. Az önce beni hani çekip düşüremediniz ya, onda da hiç gerek yok. Giderken çelme takın, kendiliğimden düşeyim ikinci geldiğimde. Öyle daha güzel olur, zahmet de vermemiş olurum. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Arkadaşların emeğine sağlık diyorum. Ama bir ricam olacak. Buyur abi. Bizim teyzelerimiz, ablalarımız bir fırın yakmışlar. Evin önünde ateş yakmışlar. Evet. Onları da ziyaret eder görürseniz. İşin şakasıydı. Oyunlardan da, sizle olan sohbetten de çok keyif aldım. Bir kere telefon açtık sadece. Geleceğimizi söyledik. Ne için geleceğimizi bile bilmiyordunuz. Benim ekiple beraber geleceğimi bile bilmiyordunuz. Bu misafirperverliğiniz için, bu yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Siz de bizim kentimize, İstanbul'a gelirseniz baş tacısınız. Biz de sizi misafir etmek isteriz. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim Rıdvan abi, sağ olasın. Güle güle gidin. Çok teşekkür ederim. Ellerinizden, gözlerinizden, yanaklarınızdan öperim. Biz şimdi bizi davet eden teyzelerin yanına gidiyoruz. Anladığım kadarıyla, duyduğum kadarıyla bahçede ateş yakmışlar. Bakalım ateş başında bizi nasıl bir muhabbet bekliyor. Evet, Gelemiç Köyü gezimiz devam ediyor. Odada oyun oynarken çok eğlendik. Birazcık yoruldum gerçi ama yine de oyunun içerisinde olmak çok büyük zevkti, çok büyük keyifti. Biz orada odada oyunla ilgilenirken bize bir haber geldi. Dediler ki köyde bir Ayşe teyze var. Ayşe teyze seni misafir etmek istiyor. Bir de televizyon programımızda ben, muhteşem ekibim ve yeni çıkan gözümdeki arpacıkla beraber Ayşe teyzeye geldik. Belki gözümdeki arpacığa doğal bir şeyler bulabiliriz diye. Bana tarif ettiler. Tek başımıza yürüdük buraya kadar. İnşallah yanlış birinin evine gelmemişizdir. Beraber bakacağız şimdi. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ellerinizden öperim. Nasılsınız? Şöyle otursam rahatsız etmem değil mi? Peki. Misafirleri hep kabul deriz. Devamlı birileri geliyor mu? Çok. Geliyorlar. Resimciler geliyor, şeyciler geliyor. Çok geliyorlar talebeler. Talebeler falan gezmeye geliyorlar buralara. Talebeler. Ya hazır ateşin başındayız. Bilmiyorum içinizde bunu bilen var mıdır, yapan var mıdır? Gözümde televizyon programında yani dün geceden, çekimden bir gün önce gözümde bir arpacık çıktı. Buna böyle bir doğal bir çözüm var mı? Buna çeviriyorlar ama bilmiyoruz ki biz ayolu okuyorlar, çeviriyorlar. Duası var, okuyorlar. Kulhallahlar okuyorlar işte, onları bildiklerini. İttirse diyor, buna. İttirse diyor. İttirse de deniliyor, evet. Evet. Yani onu evet. Okuyoruz. Orada evvelde büyük atalarımız üç kuda ekmek ordular, kediye buradan aldırdılar. Kediye? Kediye aldırdılar ekmeği. Vay be, büyük cesaret, herhalde yapamam ben şu an. Sen onu yapamazsın. Değil mi? Ateş neden yanıyor? Bir şey için ekmek mi? Ekmek yapacağız. Ekmek? Ekmek. Ben gitmem, ben bu lafı duyduktan sonra gitmem. Biz devamlı ekmeğimizi yaparız. Ayda bir, 15 günde bir, 10 günde bir. Çok olanla haftada bir ekmek yaparlar. Haftada bir? Ha, biz iki kişiyiz. Yapıyorsun iki tahta ekmek, bir ay yiyoruz. İki somun ekmeği bir ay yiyorsun. İki tahtada. Tahta. 10 ekmek. Ha, tahtada 12 ekmek. Ha, pardon, 10, tamam. Ekmek. Tahtada öyle olur. Tamam, tahtada tabii, 12. Bir ekmeği 3 günde yiyorum. İki kişi bir ekmeği 3 günde yiyorsun. Ya anca olur ya, ne yapacağım? Bizim de aynı. Hey maşallah ya. Ama ekmeklerimiz bizim iyi oluyor. Çok meşhur yapılan bir helva varmış. Hı-hı. Az önce söylediler. Hı-hı. O helvanın içerisinde şeker yokmuş. Yok. Ekmeği ızgatalar bizim.
Pekmez. Pekmezinden. Hiç normal şeker yok mu içinde? Yok. E ne koyuyorsunuz içine tatlı? Pekmez. Pekmez. Üzüm pekmezi. Bal pekmezi. Ne? Bal pekmezi. Bal pekmezi de buradan mı çıkıyor? Bal. İşte bak şu atmalarda böyle bağımız var, bağlarımız var. İşte toplayıyoruz, geziyoruz, kaynatıyoruz, evet. Pekmez yapıyoruz. Bundan börek yapıyoruz, havle yapıyoruz, tatlı börek yapıyoruz, her şey yapıyoruz bundan. E onu şimdi yapar mıyız burada bir şey? Şimdi acele olmaz ki burada ne yapacak? Yani bu ekmeği yemeden gitmeyeceğiz buradan. İnşallah. İnşallah. İnşallah gitmeyeceğiz. Böyle ekmek yaptığımız zaman olsa, evet. Bunu akşamdan hamur tutuyor. Bunu sabahleyin yengen yoğururuz, olur, kartoları yazarız, bu fırına atarız. Yani. Tamam, bir daha geleceğim zaman o zaman şimdiden söz istiyorum. Bir İnşallah. Gün önce sizden haber vereceğim. O helvayı da yapacağız. Tamam. İnşallah. Cevizimiz var ya, kendimizden cevizler yaparız. Tamam. Cevizlikmez. Kendimizin bizim köyüm. Kendi köyümüz, bu köyüm. Bundan sonra kavuracaksın, eğeceksin. Ondan sonra suda su katacak, bir daha kavuracak. Ondan sonra tatlısını katacak. Ondan kaynatacak, kaynatacak. Ondan sonra bir kısımda un katacak, tamam. Kaç senedir yapıyorsun bu helvayı? Yani ana mutfağımız yaptı, şimdi ana mutfağımız gitti, biz yapıyoruz. Burada mesela köy kızlarında hazır köy kızı yokken soru sorayım. Köy kızlarında mesela evleneceği zaman bir sınava tabi tutuyor musunuz? Hayır. Atıyorum mesela bu helvayı güzel yapamazsan evlenemezsin. Hayır, öyle bir şey yok şimdi. Yok mu? Anamızdan babamızdan gördüğümüz gibi yapıyoruz işte. Evvelden yaparlar. Ne yaparlardı? Düğünlerde yaparlar. Düğüne, püve yeme yaparlar. Onları kolay, o ceviz hevlesini halka yaparlar böyle bu ekmekten. Şimdi hindi galip kolay. Şimdi kolay. Evlenmek ben... eskiden mi zordu diyorsun? Zor ya, her şey kendi. Şimdi kızın oğlan kendi buluyor gidiyor. Değil mi? Hiç sormuyorlar. Eskiden yok öyle bir şey. Evveli ana baba. Evveli anne baba öyleydi ya. İyi mi oldu böyle, kötü mü oldu? İyi be. Şimdiki de iyi, o zamanki de iyi. O zamanki analar, de. Babalar. Ana baba iyi kırmıyordu. Şimdi ana babayı taymıyorlar galiba. Dedi doğru. Kaç tane çocuk var? Benim mi? Evet. 4 oğlumla bir kızım var. Ey maşallah. Hepsi evli mi? Evliler. 2 tanesi gemlikte. Sana sordular mı evlenirken ben bununla evleneceğim diye? Biz kendimize verdik onları. Onlar benimkiler büyük kızlar, oğlanlar. Ha, sen buldun zaten. Tabii biz onları kendimiz bulduk. Peki. Bundan sonra en kıymetli şimdi, teyzemsin diye. Şimdi damatla torunlar kendileri buldu şimdi. Ha, torunlar benim 3-2 oğlum gemlikte. Oğlumun biri Bursa'da, kızım Enigöl'de. En güçlü oğlum da bu. Biz dünürüz bundan. Ha. Vay be. Benim kızım da bunda. Kaç çocuk var? 3. Kaç evli? Evli 3 kızım var. Evli 2 oğlanlar, oğlan kız hepsi evli. Bu köydeler mi yoklar mı? Biri Bursa'da oturuyor, biri köyde. Oğlan da burada. Oğlan da burada. Oğlan da burada. Peki. Kaç çocuk var? 3. Kaç evli? 3'ü de evli. 3'ü de torun tabi oldular. Sana sordular mı evlenirken? Ben biz kendimiz bedik. Sen. Biz istedik bedik. Bunlar zaten bir şey söyleyeyim mi yani? 5 dakikadır yanında oturuyorum, başka bir şey mümkün değil. Hayır, biz unutum. Burayı isteyiyorlar, ne yapayım diyorum. Razı olsa tamam diyor, biz de veriyoruz. Hani öyle olmazdı, yapmazdı, iş etmiyorum. Öyle zora koşmak yok. Hayır yani. Yok, öyle zora koşmak yok. Oğlundan kız kendileri biliyorlar, huyunu tüyünü öğreniyorlar. Anaya babaya da ne oluyor? Hadi Allah hayırlı geçim versin diyor, oluyor. Gelinlerle aran nasıl gelinler? Ya gelinler de iyi ya, elhamdülillah. Ya şimdi sen onlara karşı iyisin de mesela sorduğu zaman iyi mi? Onlar da burayı iyi. Keseriz merak etme, burayı keseriz. Onlar da bana karşı, ben de onlara karşı iyiyim elhamdülillah. Anlaşamadığın gelin var mı diyeceğim ama üçü de kızdı senin. Benim oğlan da var, yanımda duruyor gelin, anlaşılmaz mı? Anlaşılmaz. Yanımızda gelin. Üst katta duruyorlar, biz aşağıda oturuyoruz. Mecbur diyorsun yani. Mecbur olmasa da duruyor işte. Köylük yerde evinde durardık evvelden. Koyunanın koyunatanın yanında durduk hep, ne yapacak? Evvelden öyleydik. Şimdi de yabana gittiler. Yine geldik, yine de iyi. Batık bu yüzümüze bakarlar, gelirler. Ne yapacaksın oğlum? Bayramda toplanırız. Toplanırız bayramda, kurbanı keseceğiz mi? Kurbanımızı keseriz, toplarız. Böyle o toprağı kurarız, hepimiz yeriz. Maşallah. Öyle hiç ayrı gayrı yoktur bizde. Güzel. Güzelmiş ya. Ya kızım buradaydı. Ne yaparsa yapsın. Oğlum buradaydı. Ne yaparsa yapsın. Benim kızım biri bunun oğlunda Gumla'da. Gemlek'te duruyor. Oğlan Bursa'da. Kızın biri yine Bursa'da. Ama bayram geldi mi torunlarım, onlarım hepsi toplanırlar gelirler.
Kocalar nerede kocalar? Çocuklardan çok bahset. Kocalar koca, kocam mı işte camiye gitti gelmedi. Camiye gitti gelmedi. Ha gelmez camiye gittim hadi rayonun önünde oturur. Şey mesela sabah namazına gitti hala mı gelmedi? Hayır ikindi namazına gitti. İkindi namazına abdest aldı yine gitti. Gelir şimdi acık dura evde ondan sonra da akşam camisine gider. Yatsıya da gider. Onda yatsı da sabah namazında bir daha gelir ha. Diyor herhalde değil mi? Hayır hayır. Gelir mi? Gece evde mi? Kocan gece tabii evde mi? Tabii evde. Nerede? Günüzün de evde. Gece de evde. Fazla işe gitmiyoruz şimdi biz galiba yapamıyoruz diye. Peki böyle hiç sana haber vermeden bir yere gidiyor mu kocan? Hiç bir yere gitmez. Annesine olsun, bana olsun, çocuklarına olsun. Gidecek oldu mu ben şuraya gidiyorum beni araman der. Kendi başımıza çıkıp gitmeyiz bir yere. Kesin haber verir yani. Tabii. Ben ona haber veririm, o bana haber verir. Anladım. Ben buraya şimdi bunlar ekmek yapıyor temsil. Abla diyor gel ekmek bırakam diyor. Ben de yakın diye hemen şey diyorum söylenmeden geliyorum. Hemen arkam sıra arama geliyor kapıya. Nereye gitti diye. Hemen her an peşinde yani. Hasta olduğum için kalp krizime geçiyor. İçeriz falan mı diyorlar. Maşallah iyisin bunun, ama. Bunun için yolunuz bırakmıyor beni. Ya sen evlenmedim dedin niye? Kim ben mi? O ana baba yok mu? Ben ya hamdolsun şükür Allah başımıza eksik etmesin lan. Fakat bizde benim yerime verdice. Hatta şöyle yapalım. Sen soruyu bir daha bana sor. Cevabı teyzem versin. Ver teyzeciğim cevabı. Neymiş? Beğenmedin. Bunu görüyorum beğenmiyorum. Bunu görüyorum. Üdümün çöpü var. Armudun çöpü dedin mi kalırsın öyle. Allah hayırlılarla konuşursun, hayırlı insanlara düşürsün. Hepsinin başı o. Münasip gördüğün biri mi var yoksa? Ondan mı sordun? Bizde yok köyde. Köyde yok, şehirde budur. Ben dediğim gibi bundan sonra sana aralarda inşallah uğrayacağım senede. İnşallah yani. Ateşimiz hazır mı? Hazır mı? Ekmeği yapacağımız malzeme? Malzemeler de mi burada? Ekmeği yapacağımız malzemeler de burada. Acık şunu önüne eşek bakalım şunu. Neyimiz var? Aa patateslere bakar mısın yani? Çok güzel. Eziyoruz kefirde geçiriyoruz suyla curaldırıyoruz. Evet. Ondan da bu mayayı mayalıyoruz tabağa kadar oluyor. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben teyzemleri ekmek yapımında bırakıyorum. Kesinlikle köy ziyaretinden sonra yani köyden çıkışta bir kere daha uğrayıp ekmeği alacağım ve yolda giderken yolluk yapacağım kendime. Tamam mıyız? Ben size uğrayıp ekmeğimi alacağım yani. Bu olmaz, niye? Bugün olmaz, yarın. Bu yarın mı diyorsun? O zaman şansıma küsüyorum ve boynum bükük. Teyzelerim ellerinizden öpüyorum. Evet, Gelemiş Köyü'nün sokaklarında gezerken çok güzel, çok enteresan yerler görüyoruz. Ama artık programın sonuna doğru gelirken vedalaşmamız da lazım. Hem siz ekran karşısında seyredenler hem de Gelemiş Köyü'yle. Çok güzel karşıladılar bizi, sağ olsunlar. İnanın ki buraya telefon açarken sadece biz sizi ziyarete geliyoruz dedik. Bu denli detaylı bir çekim yapacağımızı asla bilmiyorlardı. Gelirseniz şayet gerek turistik gezi, gerek bizim gibi hafta sonu gezisi için, gerek başka bir şey için kesinlikle benden size tavsiye kiraz mevsiminde gelin. Bir de gelmeden önce buradakilere ulaşırsanız şayet buraya mahsus burada yapılan pekmezlerle içine kesinlikle farklı bir şeker ya da tatlandırıcı koymadan yapılan helvayı da mutlaka yemenizi tavsiye ediyorum. Gelemiş Köyü gezimiz burada sona erdi. Bundan sonra Türkiye'nin hangi köyünde bizi görmek isterseniz lütfen internetten bize yorum olarak bunları yazın. Her yorum bizim için çok değerli. Her yorumu tek tek okuyacağız ve gelebileceğimiz yerlere mümkün olduğunca gelmeye çalışacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Haydi eyvallah.